Almanya'da haftada 4 gün çalışma sisteminin denenmesi için pilot bir proje başlatılacak. Berlin merkezli danışmanlık firması Intrapreneur tarafından yürütülecek projeye 50'den fazla şirketin katılması bekleniyor. Proje kapsamında şirketler 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışacak. Bu süreçte çalışma süresi %80'e düşecek ancak verimlilik ve ücret %100 olarak korunacak. Projenin amacı haftada 4 gün çalışma sisteminin verimlilik, iş-yaşam dengesi ve çalışan memnuniyeti üzerindeki etkilerini ölçmek. Hans Böckler Vakfı tarafından yapılan bir ankete göre Alman çalışanların %73'ü kazandıkları para aynı kaldığı sürece haftada 4 gün çalışmaya sıcak bakıyor. Ankete katılanların %17'si ise haftada 4 gün çalışmaya karşı çıkıyor. Bu kesimin çalışmaktan zevk duyduğu, çalışma süresinin kısaltılmasının çalışma sistemini değiştirmesinden endişe ettiği ve işini bitiremeyeceğini düşündüğü belirtiliyor. Orta ölçekli işletmeler birliği ise haftada 4 gün çalışmaya mesafeli. Birlik, işverenle çalışanlar arasında bireysel çözümler mümkün olabileceğini ancak devletin olası müdahalesine karşı çıkıyor. Birlik Genel Sekreteri Christoph Arlaus, çalışma süresinin azaltılmasının verimin düşmesine yol açabileceğini belirterek bundan önce işletmelerin sonrasında ise herkesin zarar göreceğini savunuyor. Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise haftada 4 gün çalışma tartışmalarında Almanya'nın metal ve elektronik endüstrisindeki rekabet gücünü dikkate alınması gerektiği görüşünde. IG Metall Başkanı Jörg Hoffmann, gelecek yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde haftada 4 gün çalışma modelinin IG Metall'in talepler listesinde yer almayacağını, bunun uzun vadeli bir konu olduğunu söyledi. Aynı proje daha önce İngiltere'de de uygulanmış, şirketler projenin sonunda olumlu bir bilanço çıkartmıştı. İngiltere'de projeye katılan 61 şirketten 56'sı haftada 4 gün çalışma sistemini sürdüreceklerini belirtti. Deneme sürecinde çalışanlar arasında rapor alanların oranı %65 azalırken, işten ayrılanların oranı da %57 düştü. Boston ve Cambridge'den uzmanların yaptığı analize göre deneme süresinde şirketlerin cirosunda ortalama %1,4 artış kaydedildi.